İlk annemi zaten çok özlemiştim. Kırmızı başlıklı kız annesinin hazırladığı yiyecekleri sepete koyarak evden çıkacağı esnada ama yine senden ayrılma. Tam merak etme canım anneciğim. Büyük annesinin evine yürüyerek yarım saatte gidiliyordu. Kırmızı başlıklı kız ormanda neşe içinde şarkılar söyleyerek gülüyordu. Bir süre sonra çiçeklerle dolu bir yere ulaşmıştı. Orada rengarenk çiçekler olduğunu görünce anneannem çiçekleri çok sever, anneanneme getirir. Kırmızı başlıklı kız çiçekleri toplarken orman yolundan uzaklaştığını hiç fark etmemişti bile. Bir ara çalılıkların arasından gelen bir ses duymuş. Çiçek toplamayı bırakıp etrafına bakılırken aniden önüne bir kurt atlamış. Kırmızı başlıklı kız kurdu karşısında görünce korkudan elindeki sepeti yere düşürmüş. Kurt ise hemen sepetten dökülen elmaları toplayarak küçük kıza uzanmış. Küçük kız kurdun bu davranışından dolayı çok şaşırmıştı. Çekingen bir tavırla teşekkür ederim. Güzel iyi. Nereye gidiyorsun böyle? Anneannem hasta da bu ev elmaları anneanneme götürüyorum. Kurt aklından bu kız tam da işime göre. Kurnaz davranırsam ikisini de ele geçiririm. Küçük kızdan önce büyük annenin yanına gitmeliyim diye geçirmiş. O esnada silah sesini duyan kurt hızla kızın yanından uzaklaştı ve büyük annenin evine giderek kapısını çaldı. Dık dık dık. Kim var? Ben büyük anne, torunum. Ya ben Türkiye. Kurt kapıyı açtığı gibi yaşlı kadını yakalayıp alkollara kilitledi. Sonra da onun giysilerini giyip yatağa girerek küçük kızı beklemeye başladı. Biraz sonra küçük kız büyük annenin evine ulaştı ve kapısını çaldı. Tıkladık. Kim o? Ben torunum büyük anne. Kapıyı açar mısın? Kapı açıp uzandım gel. Küçük kız bir an için tereddüt etmiş çünkü duyduğu ses büyük annenin sesine pek de benzemiyormuş. Sonra da büyük annesinin hasta olduğu aklına gelmiş. Büyük annem hasta olduğu için sesi böyle çıkıyor herhalde demiş. Kırmızı başlıklı kız kapıyı açmış ve içeri girmiş. Kurt büyük annenin giysilerini giymiş yatakta yatıyormuş. İçerisi karanlık olsun ve küçük kız kendisini tanımasın diye de perdeleri çekmiş. Güzel, güzel kızım gel de seveyim. Biraz da yaklaş. Küçük kız elindeki sepeti bir kenara bırakmış ama yatağa çok fazla yaklaşmamış. Çünkü büyük annesi ona farklı görünüyormuş. Kulakları ne kadar da büyük? Seni duymak için. Gözleri ne kadar da büyük? Seni iyi görmek için. İşte ne kadar da sivri? Seni iyi yemek için. Ormandaki ağacı kırmızı başlıklı kızın sesini duymuş ve yardıma koşmuş. Kapıdan içeri dalmış ve hemen cicik kurdu yakalamış. Pes kurt seni yakaladı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kırmızı başlıklı kız bundan sonra annesinin sözünden asla dışarı çıkmamış. Bir ormanda hep birlikte kutluyum için gelin. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Ellerine de sevdiğine, ellerine de sevdiğine, ellerine de sevdiğine, ellerine de sevdiğine,